Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sizlere çok kolay, pratik, 10 dakikada hemen kahvaltıya hazırlayacağınız güzel bir kahvaltılık tarifim var. Hem de o kadar az yağlı ki gönül rahatlığıyla da tüketebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Bir tane büyük boy patatesi güzelce rendeliyorum. Rendenin iri dişli olan kısmıyla. Şöyle hafifçe tuzladım ve kenara aldım. Onun suyu biraz çıksın. Biraz bol olsun istedim ben bu kahvaltılığım. 2 adet yumurta kırıyorum ve karıştırıyorum. İçimden geldiği gibi yaptım o yüzden patatesli gözleme diyeceğim videonun sonuna kadar. 2 yumurtaya 1 su bardağı dolusu süt, yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Ben yağda kızartmayacağım için bu kahvaltılığı içine bir miktar yağ ilave ettim. Kenarda duran patatesin suyu çıktı. Onu güzelce sıkıyorum, suyundan arındırıyorum. Çünkü eğer suyunu almazsam çok fazla un koymam gerekecek. Una boğmaya bir gerek yok bu kahvaltılığı. Bolca maydanoz ve dereotu ilave ettim. Ve şöyle bir miktar 2-3 yemek kaşığı kadar peynir koyuyorum. Ben süzme peynir kullandım. Lor peyniri, beyaz peynir ya da peynirsiz. Nasıl arzu ederseniz yapabilirsiniz. Bir su bardağı un ekledim. Bir paket kabartma tozu. Unu da istediğiniz her çeşit un kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı da tuz koyuyorum. Yani bir tatlı kaşığı tuz koymuş oldum. Çünkü büyük büyük 4 tane çıkıyor bizim gözlemeler. Şöyle tekrar hepsini karıştırıyorum. Biraz daha un ister mi diye bakıyorum. Bir su bardağı daha un ilave ettim. Toplamda iki su bardağı un koymuş oldum. Büyükçe bir kaşıkla karıştırıyorum. Şimdi karabiber, pul biber, kırmızı biber istediğiniz her türlü baharatı ekleyebilirsiniz. Ben acı tatlı karışık toz biber koydum. Tepeleme bir çay kaşığı. Hem de biraz rengini de böyle kırmızı göstersin daha güzel görünsün diye. Bakın kıvamına. Şimdi tavama çok az sıvı yağ koyacağım. Şöyle bir tavayı alansın. Ondan sonra artık patatesli gözlemelerimi pişirmeye başlayacağım. Ben biraz tombik yapmak istedim. Siz arzu ederseniz daha ince yayın, daha çok sayıda ve daha ince olarak çıkartın. Ya da küçük küçük böyle ufak pankekler gibi dağıtabilirsiniz kaşık kaşık. Şimdi tavaya koyduktan sonra bakın kıvamı hafif koyacağı güzelce bunu yayıyorum hafif kalın olduğu için üzerini kapakla kapatıyorum. Altı kızarana kadar içinin de pişmesi için. Şimdi bir kontrol ettim. Henüz üzerinin pek kurumadığını gördüğüm için az daha pişiriyorum. Şu anda tamam. Hem üstü gördüğünüz gibi göz göz oldu. Böyle kurudu, çevrilecek noktaya geldi. Hem de altı gayet güzel kızardı. Tabii ki bu yüzü daha çabuk pişecek diğeri 5-6 dakika sürdüyse bu 2-3 dakikada hazırdır. Gerçekten böyle az yağlı doyurucu ekmek yerine kahvaltıda ya da çay yanında yenilebilecek güzel bir kahvaltılık oldu. Ben şöyle yaptım. O gün bir arkadaşım gelecekti. Kahvaltı sofrası kurdum. Bunları hemen pişirdim o gelene kadar. Sonra üst üste dizdiğimde dörde böldüm ve güzel bir tabağa döşedim. Kahvaltı yanında ekmek niyetine yendi. Şimdi ikinciyi de koyuyorum. Aynı şekilde yaydım. Sonrakilerin de altına yağ dökebilirsiniz hafifçe. Yağ döktüğünüzde biraz daha göz göz oluyor. Tercih size kalmış. İster hafif yağda yapın, ister şu an yaptığım gibi tamamen yağsız şekilde pişirin kapadım tekrar. Ve hazır patatesli gözlemelerim. Kısık ateşte yaptığım için içi de gayet güzel pişti. Bakın, pamuk gibi oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Hem de gerçekten doyurucu bir tarif. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman her tarif paylaştığımda size bildirim gelecektir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.